Başbakan Binali Yıldırım, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Angela Merkel'le görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki sorunlar, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamuda yaşanan tasfiyeler ve Suriye konusu ele alındı. Düzenlenen ortak basın toplantısında da önemli mesajlar verildi. Sayın Şansölye Merkel, değerli basın mensupları. İki ülke arasında yeni bir dönemin başladığını ifade eden Yıldırım, Afrin operasyonuyla aslında NATO sınırlarında koruduklarını söyledi. NATO'da ortağız. NATO'da ortak savunmalarımız var. Dolayısıyla NATO'nun güney sınırlarını emniyet altında tutmak gibi de bir sorumluluğumuz var. Mülteci meselesine de değinen Yıldırım, 3,5 milyon Suriyelinin Avrupa'ya geçmesine engel olduklarını söyledi. 3,5 milyon mülteciyi ağırlıyoruz. Onların her türlü ihtiyaçlarını görüyoruz. Ve onların Avrupa üzerine gelmesinin bir anlamda önüne geçiyoruz. Öte yandan basın toplantısı sırasında terör örgütü yandaşı bir gazeteci üzerinde Afrin yazan bir fotoğraf açtı. Afrin'de neler olduğunu bilmek istiyorsan oraya gel, orada doğrusunu görsün. Bu gösterdiklerin hep başka olaylara ait resimler. Burada etkilemeye kalkma. Merkel, Yıldırım'ın basın toplantısına damga vuran olaysa Deniz Yücel oldu. Merkel, Türkiye'de ajanlık suçlamasıyla tutuklu bulunan Alman vatandaşı Deniz Yücel, görüşmemizde bu konuya işaret ettim. Bir yıl sonrasında artık bir iddianamenin hazırlanmasına ilişkin umut taşıyoruz, dedi. Başbakan Yıldırım'sa önce Türkiye bir hukuk devletidir, dedi. Ardından da şu mesajı verdi. Türk mahkemelerinin, Türk yargısının bütün bu konuları kanunlar çerçevesinde ele alıp gereğini yaptığını bilmenizi isterim. Ümit ederim kısa sürede duruşması yapılır ve bir sonuç elde edilir. Nasıl bir sonuç elde edilir? Her duruşma bir umuttur. Dolayısıyla ben buraya gelmeden önce bir soru sordular. Ben o soruya karşılık duruşma yapılırsa bir umut doğabilir dedim. Ben bu görüşümü burada da tekrarlıyorum. Herhalde her şey mahkemelerce açık ve seçik ortaya konacaktır. Berlin'den verilen bu mesaj üzerine İstanbul'dan jet hızıyla bir karar çıktı ve Deniz Yücel tahliye edildi. Türkiye ile Almanya arasında krize neden olan Deniz Yücel konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yapmıştı. Tam bir ajan terörist. Neymiş? Basın mensubuymuş. Ve bir ay Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda misafir ediliyor, rezidansında. Ve şansölye, işte bizim diyor böyle böyle burada çifte vatandaş olan bir gazetecimiz var. Bunu bırakmanızı özellikle istiyoruz diyor. Dedim ki ben sizden 4500 PKK'lı teröristin dosyasını size verdim ve bu teröristlerin iadesini istedim. Verdiniz mi? Yargı bakıyor. Bizde de bırakın yargı baksın.